Bugün ya bu yakınlarda başka bir beach'e gideceğiz ya da Stavros Beach diye bir yere gideceğiz. Stavros Beach'in özelliği Anthony Quinn'in meşhur Zorba the Greek filminin o son Sirtaki sahnesinin çekildiği sahil, çekildiği plaj. Zaten oradaki beach'in adı da Zorba Beach. Plaja gideceğiz dedik. Sonra fikir değiştirdik. Heraklion'a gidiyoruz. Evet. Çünkü bugün oraya gidip yarın başka şeyler yaparsak ne dediğim belli. Başka bir şey, yarın bir şey yapmış oluruz. Ay iki günümüz kaldı işte. Her yeri görelim. Günaydın. Şöyle bir durum oldu. Dün akşam Ela Restoran'a gittik. Orada çekimler yaptık. Sonra Hanya sokaklarında gezdik, çekimler yaptık. Bu çekimler esnasında ben yanlışlıkla mikrofonu mute aldığım için bütün görüntüler sessiz. Dolayısıyla orayla ilgili görüntüler üzerine şu anda söyleyeceklerim ancak dinlenebilecek. Ela Restoran ambiyansı harika bir restorandı. Bir harabenin içerisinde, üstü açık, oldukça otantik görünen bir restorandı. Yemeklerine 10 üzerinden 6-7 verdi Ayşe. Ben de katılıyorum. Şöyle bir şey var. Burada balık restoranı ya da et restoranı ayrımı çok net değil. Buralarda gittiğimiz iki restoranda da menüde işte hem balık vardı, hem karides, midye, hem de bir yandan da işte atıyorum souvlaki vardı, gyros var falan. Dolayısıyla ne balık konusunda çok geniş bir menü var, ne et konusunda süper geniş bir menü var. Hepsinden koyuyorlar. Şu ana kadar yediğimiz yemekler, salatalar hariç, bizim aklımızı çok başımızdan almadı. Ama buranın artık şeyin bir lafı var. Türkiye'deki MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın iyi yemek iyi ürün ne olur diye. Yani yediğimiz Yunan salatası, soğan, domates, salatalık, peynir ve zeytinyağından oluşuyor. Ama nasıl güzel ürünler kullanıyorlarsa hakikaten her yediğimde nasıl bir salata bu falan diyorum. Ben de diyorum işte herkes diyor buradaki bizim ekipten. Şimdi bu Heraklion Girit'in başkenti. En büyük şehri, işte en kalabalık yeri. Ama işte Hanya daha turistik, orası o kadar turistik değil. Arada da tam Heraklion kuzeyde adanın ortalarında, Hanya adanın kuzeyinde batısında. Arada bir de Retimno diye bir şehir var. Belki oraya da uğrarız, orayı da merak ediyoruz. Ayşe'nin bir arkadaşı, belki orada onu görebiliriz falan. Öyle bir gelmişken şu adayı görebildiğimiz kadar tabii bir görelim. Yani güneyine adanın hiç inemedik ve inemeyeceğiz muhtemelen çünkü çok uzak. Evet ama gidebildiğimiz her yere gidelim. Biz motorcu değil miyiz, değil mi? Heraklion yoluna çıktık. Şimdi Hanya'dan çıkınca çıkar çıkmaz böyle bir National Road diye bir yeşil bir tabela var. Onunla böyle bir çevre yolu gibi bir şeye çıktık. Sonra o çevre yolu gibi şey Heraklion'a kadar herhalde onunla gideriz diye tahmin ederken o şey 500 metre falan sürdü. Sonra tek şerit gidiş, tek şerit dönüş. Bir yolda devam etmeye başladık. Ama yol enfes. Ormanların içinden, ağaçların içinden geçiyoruz. Belli yerlerde, uçurumlarda sol tarafımız işte Akdeniz, sağ tarafımız dağ, böyle yerlerden de geçtik. Yol genel olarak çok güzel. 2 saat sürüyor. 140 kilometre ama öyle çok gazlama, çok hız yapma şansımız olmadığı için ancak 2 saatte gidebiliyoruz. Ama zaten eğlenceli, bu şekilde eğlenceli. Öyle işte. Yoldayız. Yoldayız. Yolda mıyız? Yolda. Yoldayız değil mi? Yoldayız.
Heraklion'a geldik. Sanırım bir müddet önce bir zombi saldırısı olmuş. Yüzeydekiler ölmüş. Yer altına saklananlar da hala orada. Çünkü sokaklar ölü. Bir de Heraklion okuduğum kadarıyla adanın turistik olmayan, ya başkenti ama turistik olmayan bir şehri. Genelde turistler işte Hanya bölgesinde falan filan. Burası daha böyle şehir şehir. Ama böyle şehir şehir. Retimno tarafına döneriz. Çünkü orada bir suya falan gireriz. Çünkü burada böyle çok gezmeye değecek bir şehir falan yok gibi. İnsanları bulduk. Heraklion'un çınar altını bulduk. Şu ağacın dibine park ettik. Böyle bir kafede bir iki lokma yemek yiyeceğiz. Sonra da kim bilir. Hello. Yasas. How are you? Fine and you? It's a little hot here. Good menu. Green spice and cocktails. It's a little hot here, huh? Retimno'ya geldik. Retimno şöyle. Bıkmadın mı? Anlat. Bıkmadın mı? Retimno bana şeyi hatırlatıyor. Televi sahil. Öyle öyle. Alabildiğine sahil, her yer plaj. Kendimizi suya atacağız. Leş gibiyim. Ayşe'nin bir arkadaşıyla buluşup burada Old Town'da burada yemek yiyeceğiz. Evet. Direkt buluşacağız. 16 kere burada dedim. Bir de müzik çalıyor, hiçbir şey çıkmıyordu burada. Şimdi biz bu Rakibaraki denen restorana geldik. Ayşe'nin çok eski arkadaşı Dilek ve eşi Hristo'nun tavsiyesiyle. Ben aklımı kaçırmak üzereyim. Bak ondan daha fazla konuşabilirim. Bak aklımı kaçırmak üzereyim. Anlatacak kelime bulamıyorum. Şimdiden yarın akşam için rezervasyon yaptık tekrar buraya gelmek için. Aklımı kaçırmak üzereyim demiş miydim? Demiştim. Demiştim değil mi? Bir daha bir. Aklımı kaçırmak üzereyim. Ya gerçek Girit mutfağının şeyini yiyoruz. Bir de tabii Hristo bilen birileri sipariş verdiği için. Ve ömrümde duymadığım peynirler. Bir işte balık karpaccio diye çeviçe tarzında bir şey geldi. Bir sıcak otlar falan filan geldi. Bak ya çeviçe işte bizim çeviçe o. Aynen. Şu tabağımdaki sıcak ota sarılıp öpmemek için kendimi zor tutuyorum hakikaten. Delirmek üzereyim. Söylemiş miydim? Evet. Harika bir restorandan kalktık. Harika bir yemek yedik. Ve harika Retimno sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Keşke burada kalsaymışız. Hakikaten burası çünkü hem çok canlı hem o kadar turistik değil. Adanın yerlilerinin geldiği bir yer. Restoranlar tam Girit mutfağı imiş, öyle duydum. İşte tamamen Girit yerel ürünleriyle yapılan yemekler falan. Çok gelenekselmiş. Bayıldık. Bir saat tekrar motor yolculuğumuz var Hanya'ya. Geri döneceğiz.
O yüzden fazla içmedik yani. Bir kadeh içtik. Sokaklar böyle cap canlı, ışıl ışıl. Hayat var. Çok çok memnun kaldı. Ya hakikaten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu akşamlık bu kadar. Kalinihta.